Şehir konuşmalarına hoş geldiniz. Şehir konuşmalarında 40 programı geride bıraktık. Bugün 41. programla karşınızdayız. Bu süreçte siyasi görüşüne bakmaksızın şehre dair hayali olan, hikayesi olan ve projesi olan her isme yer vermeye çalıştık. Buna da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Bununla ilgili çok olumlu tepkiler alıyoruz ve almaya da devam ediyoruz. Bu bizi bayağı bir motive etti ve bu süreçte hem kendimizi hem teknik imkanlarımızı hem de fiziki imkanlarımızı geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Uşak bir sanayi şehri. Bugünkü misafirimiz de şehrimizin tanınmış sanayicilerden bir tanesi. Misafirimiz Billur Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı, UDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Uşak ve Havalisi Tekstil İşveren Sendikası Başkanı, İnşaat Mühendisi Arif Öztan. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Başkanım inşallah bugün sizinle Uşak ekonomisini, tekstil sektörünü, geri dönüşüm sektörünü ve siz aynı zamanda A sınıf iş güven uzmanısınız, aynı meslektaşız. Evet. İş güvenliği sektörünü konuşalım istiyorum. Evet. Müsaitseniz sorunuza başlıyorum. Tabii ben bu programda bize yer verdiğiniz için özellikle Uşakşehir YouTube kanalında yaptığınız programları daha önce de birkaç tanesini izledim. Biz de hem sektörümüzü hem kendimizi tanıtmak adına bu programda bize bir konuk ettiğiniz için 41. programmış. 41. programda maşallah dedirtiriz inşallah. İnşallah. Evet, buyurun. Siz Arif Öztan'ı nasıl tanıtırsınız? Ben Uşaklıyım. Köylüyüz aynı zamanda. Evet, senle de köylüyüz. Omurca köyü kökenliyiz. Evet. Tabii atalarımız 150 yılı geçmiş Uşak'a geleli ama kökümüz kökenimiz gene Omurca köyüdür. Dedemizin babası gelmiş. Medrese hocasıymışmış Uşak'ta. Hatta kendisi erken vefat edince eskiden oğlan kardeşler alırmış kardeşinin hanımını vefat eden. Oğlan kardeşi dedemin babası, dedemin amcası Uşak'a gelmiş medrese hocası olarak. Ondan sonra bir dip babaannemiz oluyor Yörük Ayşe. O da Atatürk'ün eşi Lütfiye Hanım'ın halı fason takipçisi babasının Yörük Ayşe. İşte öyle çok eski tarihlerde gelmişiz ama ben köyümüzün ilkokulu kapalı mı şimdi bilmiyorum, kaloriferinden tutun bakımına kadar hep mezarlığımızın taş duvarlarının yapılmasına kadar hep ilgilenmişimdir. Ben biraz memleket milliyetçisiyim. Evet. İlk orta ve liseyi Uşak'ta okuduktan sonra inşaat mühendisliği mektebini Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde bitirdim. 1982 mezunuyum. Daha sonra bir de vurgulayayım, şeref derecesiyle mezun oldum üniversiteden. 40 yıla az kalmış o zaman meslekte. Evet, az kaldı. Bir sene sonra 40 oldu. Öğrencilik hayatımızı hep biz memur bir babanın çocuğu olduğumuz için 657'ye tabi hep yazları çalışarak geçirdik. İşte ilkokuldan önce sinema önlerinde resimli romanlar vardı. Sen bilmezsin belki. Texas, Tom Hanks, evet. Zagor. Kirayla onları okuturdum. İlkokulda pazar yerinde pazarcılık yaparak yazları. Efendim Omo Tursil satmaktan tut. Ortaokulda Adana'dan karpuz getirdim ben kamyonla. Mahallenin çocuklarını da alt taşeron olarak çalıştırdık. Lisede fotoğraf makinesi Türkiye'de daha yok. Almanya'dan iki tane fotoğraf makinesi getirdim. Fotoğrafçılık yapardım lisede. Gene sanayici bir arkadaşım da tahsilatı da ona yaptırdım. Ortaktık. Evet. Metin Uçar hep ortak diye gelir. Üniversitede battaniye satardım. Uşağın battaniyelerini Eskişehir bölgesi soğuktur. Hep ticaret ve okul hayatını birlikte götürdük. Ondan sonraki dönemde işte mühendislik mektebini bitirip askerlikten geldikten sonra büromuzu açtık.
85 yılında faaliyete başladık. Bir taraftan yapsatçılık yaptık. Bir taraftan rahmetli babamız emekli olduktan sonra küçük bir alı mağazası açmıştı. Onu büyüttük. Daha sonra 1994 krizinde, Çiller krizinde yapsatçılık büyük krize girdi. Elimizde satılacak dükkan, daire bir sürü var. Alan yok. 1'e 3 döviz katlamış. Dairelerle tekstil makinesi değiştik. İplik üretimine başladık. Bir çıkış aramak niyetiyle başladık. Sonra asli mesleğimiz oldu. Yani yine 1987 yılında rahmetli oldu abimle bölgenin ilk özel hastanesini kurduk. Ege bölgesinde İzmir'den sonra ikinciydik. Özel hastaneciliğimiz var. Östan Hastanesi devam ediyor şu anda. 87-88'de açtık. Ticaretin yanında sivil toplum örgütçülüğünü de bırakmadık. Ben 85 yılında, 85-86'da Ticaret Sanayi Odası'nın en genç yönetim kurulu üyesiydim. Sanayi Bakanlığı bülteninde de yayınlanmıştır bu. 25 yaşında yönetici olmak gurur vericidir. 86 yılında organize sanayimizin müteşebbis heyetinde yöneticiydim. Mühendisler ve müteahhitler kolunu temsil ettiğim için valilik başkanlığında organizenin kuruluşu nasip oldu. 4,5 milyon dolar faizsiz kredi bulduk. O dönemin siyasi lerinden rahmetli Topacı'nın da çok emeği vardır. O parayı faizsiz olduğu için TL'ye çevirdiler. Biz %50 enflasyon çok o zaman. %50 ile İş Bankası'na yatırdık. Hatta Halk Bankası'na yatıracaksınız dediler. Hayır, İş Bankası daha çok veriyor faiz dedik. O faizle altyapıyı bitirdik. Hiç kimsenin arazisini istimlak etmeden gönül rızasıyla mutabakatla aldık. 3,5 milyon metrekare bugün şehrimizin göz bebeği olan organizemizi, kuruluşunu gerçekleştirdik. Yine 2002 yılında devletten sanayiciye borcu bitince, devletten sanayiciye yönetim geçerken ben yine yöneticiydim, aday olduk. İkinci organizemizi 2,5 milyon metrekare daha büyüttük. İlk organizemizi doğalgazla buluşturduk. Ondan sonra elektriği zaten biz yapmıştık, devlete terk edilmiş, geri aldık. Bugünkü şartlarda organizemiz 6 milyon metrekare daha büyüyor biliyorsunuz. Evet. Bu Uşak yatırımcı bir kimliğe büründü. Zaten tekstilin 400 yıllık bir geçmişi var. Tabii ki Osmanlı. Nereden dersek işte Uşak halısı bütün saraylarda hala İngiltere Kraliyet Sarayı'nda, Dubai şeyhlerinin evlerinde çok eskiden beri vardır. Daha sonra askeri kumaşçılık, şayak dediğimiz iplik fabrikaları. Türkiye'de 13 tane tekstil fabrikası varken 1913 sanayi envanterinde 3'ü Uşak'ta. Bilirsiniz yılancılar, hacı gelikler, bacaklar. Onların yılancıların fabrika öğlen saatinde 12'de gong vurunca saat bilinirmiş oradan. Yani tekstilcilik geçmişte beri var. Bir tekstil şehri olduk. Daha sonraları bizim çorap eskisi toplayarak bu Diriliş filminde falan görürsünüz. Beyaz kadınlarımızın elde eğirdiği yünden çorap olur. Onların eskisi toplanılarak halı ipliği üretmişler Uşaklılar. Geri dönüşümcülüğün de geçmişi 100 yıla yakındır. Şimdi de şehrimiz tekstil geri dönüşümün %75'ini hakim Türkiye'de. Bildiğiniz gibi artık emtiaların bu kadar pahalandığı, karbon ayak izinin önemsendiği, küresel ısınmanın öne çıktığı bir ortamda geri dönüşüm çok önemli hale geldi. Biz bu görevlerimizden sonra
geçtiğimiz Şubat ayında 62. sektör olarak TOP'ta Geri Dönüşüm Sektör Meclisi kuruldu. Biz orada da aday olduk başkanlığa. Tekstilin başkanı olduk. Bütün geri dönüşümlerinde başkan vekili olduk. Ben biraz böyle cesaretliyimdir ve teşkilatçıyımdır. Bir tarihte geçmişte 15 sene kadar da Anavatan Partisi'nde rahmetli Özal'ın partisinde siyaset de yaptığım için medeni cesaretim yüksektir İbrahim Bey. Daha tabii çok anlatsak. Hemen çok diğer şey soru var. Zaten onu detaylandırıyor. Yani bu arada da işte sivil toplum sayın derseniz 2002'de pardon tekstil işverenlerinin başkanı olduk. Uşağın teşvikten yararlanmasında bir sürü yaptığımız evet. işler var. Bunu sanayicimiz bilir. Onun için de bizi bu görevden almıyorlar. Her seçimde diyorum ki bir genç arkadaş getirelim. Hayır sen devam edeceksin. Biz, eş başkan var da Yasemin Hanım var. Tabii başkan yardımcımız başkan yardımcımız var 3 tane. Biz başkanlığı yürütüyoruz. Orada işte 5084 sayılı teşviğinden faydalanmasında ben uşak yoktu. İtiraz ettim TÜİK verilerine. Biz dedim 98'de battık. 94'te darbe aldık. 98 uzak doğudan başlayıp Rusya'yı vuran ve bizim şu İstanbul'da meşhur lalelimiz Rusya endeksliydi. O zaman battık. Deri ve kazak üretimi, tekstil üretimi orada satılırdı. Rusya batınca biz de battık. Siz verileri eskisine bakıyorsunuz dedim. 2003 yılında şimdiki Cumhurbaşkanımız teşvik yasası çıkardı. 32 ile elektrik yarı, SSK yarı teşviği. Siz bilirsiniz. Biliyorum, biliyorum. O zaman da medyacıydınız. İtirazımıza TÜİK'ten cevap geldi. Elimizde 2001 verilerine kadar var dediler. 1800'de var mıydı sınır? 1500'dü. Biz önce yoktuk. O itirazımıza binaen 2001 ve 99'a bakılınca bizim de 1477 dolar olduğu tespit edildi. Daha sonra biz de teşvikten 32. yıl olarak yararlanmaya başladık. Ciddi madde faydalandı o teşvikten. Çok faydalandı. Orada da çok yatırımcı geldi dışarıdan. Evet. Elektriğin yarı, SSK'nın yarı olması muazzam bir teşvikti. Yeni tesislere vardı bu. Yine başbakanımıza gittik. O dönem başbakandı beyefendi. Anlattık derdimizi. Mevcut işletmeler batar, rekabet edemez dedik. Sonradan mevcut işletmelere de aldık bu teşviği. Bunun gibi. En son mesela bizi bölgemizi artırdılar. Bizi Manisa gibi şehirlerin arasına verdiler. Biz ona da itiraz ettik. Biz Afyon'la Kütahya'yla beraberdik. Ne zaman kalkındık da? Yani. Sonra bizi Konya, Karaman, Trabzon ve Uşak'a yine dördüncü bölgeye aldırmaktan işçi başına yine teşvik alıyoruz Uşak olarak. Evet. Organize olursa bir daha kademe artıyor. Üste. Hı. Evet. Bunun gibi işlerle uğraştığımız için bizi sanayicimiz uygun görüyor. Burada devam ettiriyor. İşte en sonunda TOP'taki bu görevimiz. Orada da bir sürü sıkıntılarla uğraşıyoruz. Daha 3 gün evvel Ticaret Bakanlığı'ndaydık. Bu kırpıntı ithalatıyla ilgili sıkıntılar vardı. Onları anlattık. Maalesef geri dönüşümü çok bilen yok. Bunu anlatırsanız öğreniyorlar. Ona geleceğim ben. Evet. Ya başlayayım. Önce tekstille başlayayım istiyorum ben. Evet. Siz Türk Odalar ve Borsalar Birliği'nde tekstil komitesi başkanısınız. Uşak Havalesi evet. Tekstil İşverenin Sendikası başkanısınız. Evet. Ya bu bağlamda yani Uşak bir Bursa veya Denizli gibi yani tekstilde bir tam bir marka olamadı herhalde değil mi? Yani bunun sebebi nedir? Neler yapmalıyız? Doğru söylüyorsunuz. Onun da tabii biz ara malda kaldık yani. Son ürün herhalde. Evet. Nihai üründe battaniyemiz vardı. Battaniyecilikte biliyorsunuz bu ısınmadan dolayı, küresel ısınmadan dolayı ve eskiden herkes de battaniye olurdu. Hiç kimse de yatağının örtüsü olarak battaniye kullanmıyor şimdi. Daha fantazi ürün şeyler. Ürün çeşitliliğine gidemedik herhalde. Evet. Yani son yıllarda iki tane büyük halı firması Uşak'ta var.
nihai mala doğru gidiyoruz ama en büyük hatamız mesela Denizli'den biz geçmişte büyüğüz tekstilde. Fakat Denizli bizi fersah fersah geçti. Bizim bir de adımız yok. Şöyle ipliği biz kime satıyoruz? Çorapçıya, kumaşçıya, trikocuya, ev tekstilcisine, yani halıcıya. Denizli'nin ihracatı 4 milyar dolar. Yarısının ipliği Uşak'tan gider. Ama bizim adımız yok. Evet. Son nihai ihraç edenin adı geçiyor. Tabii ki. Antep dünyada, daha doğrusu Türkiye dünyada birinci halı üretiminde. Halısının tabanındaki iplik Uşak'tan gider %40'ı. Ama halı ihracatında adımız yok. Yani biz ara malcıyız. Onun için de işte 300 milyon dolar seviyesinde bir ihracatımız var. Ara malcı olduğumuz için adımız geçmiyor. Ya belki bugün giydiğimiz birçok markalı kıyafetlerin ipi Uşak'tan gidiyor. Çorapta Türk dünya ikincisiyiz. 1,5 milyar dolar ihracatımız var. Bu çorabın %70'i Uşak'tan gider ipliğinin. Yine halı Antep'in, yani halı ihracatımız 3 milyar dolar. %40'ı 50'si Uşak'tan gider. Adımız yok. Hazır giyim ona keza. Tekstil ihracatı Türkiye'nin 30-31 milyar dolar. Ama birinci otomotivi gösterirler. Neden? Hiç nedenini düşündünüz mü? Tekstili hazır giyim ve tekstil diye ikiye bölerler. Hazır giyim 12 milyar dolar. Tekstil 17-18 milyar dolar. Otomotiv 23-24 milyar dolarla birinci olur. Şimdi tekstil de büyük zenginler de kalmadı. Sabancı çıktı, Koş çıktı. İşte orta halli, orta ve ortanın üstü ölçekli orta firmalar sektör var. Onların sorunları en ufak bir otomotiv sektöründe kriz oldu mu ne bu ÖTV indirimi, bu ne kredi desteği, bu ne sıfır faiz desteği. Lobi gücü çok güzel. Tabii kesinlikle. Bugün onların lobi gücü bizden çok daha üstün olduğu için. Daha önce bir bakanımız demişti tekstilden çıkın diye. Biz hani İbrahim Tatlıses'in Oxford var da okumadık mı? Bizim sermaye birikimlerimiz var da biz otomotiv mi yapmadık, elektronik mi yapmadık? Yani. Sermaye birikimleri yeni yeni oluşuyor. Hatalarımız da tabii nihai ürün konusundaki hatalarımızı da gördüğümüz için şimdi bizim sanayicimiz de dokuduğu ipliği İstanbul'da, Uşak'ta kumaşa çevirme gayretleri var. İnşallah onlar da olacak. Yani tekstil sektörü Türkiye'nin ana sektörü. 4 milyon kişi de istihdam ediliyor. Tabii, ciddi mi? Başka bir artı katma değeri daha var. Bizde ithal malzeme çok az. Yani ihracatımızın %40-45'i ithal. Otomotivi de %85'i ithal. Tabii, montaja dayalı biraz daha. Kesinlikle. Yani biz Uşak olarak işte bir sloganımız var. Tarlasız pamuk, koyunsuz yün, petrolsüz elyaf üretiyoruz diye. Tarlasız pamuğu nasıl üretiyoruz? Bu makas artığı dediğimiz kırpıntıları geri kazandırıyoruz. Uşak'ın üretimi, yani kazandırdığı aşağı yukarı 500 bin ton pamuğu geri kazandırıyor. Türkiye'de üretilen pamuk 400 bin ton. 1 milyon ton da dışarıdan ithal ediliyor. Bugün 2,5 dolar seviyesinde. Bizdeki geri kazandırdığımız ham madde 0,50 sent. Bak 5 misli katma değer yaratıyoruz. 1 ton pamuk üretmek için ne kadar su gerekir sizce İbrahim Bey? Bilmiyorum ama 10 ile 13 ton. 1 kilo pamuk bakın. 13 ton. 1 kilo için. Çoraklaşmaya sebep olur pamuk üretimi. Tabii. Yani eski Mezopotamya neresidir? Bizim Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu. Evet. Evet. Yani toprağın, bu bizde bir de sulama, öyle damlama sulama vahşi yok. Vahşi sulama. Toprağı yıkıyorsunuz. Dolayısıyla azotunu alıyorsunuz, mineralleri alıyorsunuz, suyun önüne katıyorsunuz. Onun için çok kutsal bir iş yapıyoruz biz. Ben köşe yazılarım da var. Bu konu camilerde vaaz olarak bile verilmeli. Koyunsuz yün üretiyoruz diyoruz. Nedir, nasıl üretiyoruz?
Türkiye'de 20 milyon koyun var. Biz onun yarısı kadar yünü geri kazanıyoruz koyunsuz. Ya tabii. Gerçekten. Büyük bir kazanç yani ülkece. Bu nereden? Bu nereden? Bu yünlü mamullerin tekrar renk renk sınıflandırılıp hepimizde bizde yününü ölçen laboratuvarlar vardır bütün sanayicilerde. Yünlü mal değerlidir. Onu ayrı açtırırız. Pamukluyu ayrı açtırırız. Polyesteri ayrı açtırırız. Uşağımızda iki tane pet şişeden polyester elde eden firma var. Bakın bir pet şişe, petrolsüz elyaf da oradan geliyor. Bildiğiniz pet şişeler kırılır, yıkanır, kırılır, granül olur. Ondan sonra onu 500-600 derecede ısıttınız mı elyaf olur. Bu da ipliğin mukavemetinde kullanılır. Bir pet şişe doğada 700 yıl kalıyor. Tabii. İbrahim Ethem Bey. Yani bunları gömmek bir dert. Yakmak bir dert. Önceden organizmamızın çöplüğünde yakıyorduk. Şimdi o da yasak. Biz telefin telefi dediğimiz malı 350 liraya kilosunu çimento fabrikalarına gönderiyoruz. Biz para almıyoruz. Biz para veriyoruz üste yakılsın diye. Bu bizim bahsettiğimiz %10'u. Bizim ürettiğimiz, Uşak'ta ürettiğimiz 500 ton gün. 500 ton ciddi gün. Ciddi bırakan. Evet. İpliğinde 50 ton firesi çıkıyor. Toz hali. Hı. O da bir enerji değeri var. Çimento fabrikalarında filtreli yakıcılarda yakılıyor. 3000 kalori. Yani her tarafı. Her tarafı kar bu geri dönüşümün. Bu önemi çok bilinmiyor. Sadece tekstil mi? Ben şimdi bütün sektörlerin 4-5 başlık altında topladık. Demir hurdası, hurda demir, hurda kağıt, hurda plastik, hurda tekstil, hurda elektronik. Yani elimde rakamlar var. Çok uzatmış oluruz. Gerçekten burada büyük katma değer yatıyor. Büyük katma değer yaratıyor. Rakamları versem şaşırırsınız. Yani ben araştırma yazılarım var, köşe yazılarım var. Bu konuda da ben 53 yaşından sonra gittim, master yaptım. Benim bitirme projem tekstil geri dönüşüm. Yani kafa da yoran bir kardeşiniz bu işe. Bir de benim sevdiğim bir iş bu. Yani yoktan var ediyorsunuz. Çöpten mamul elde ediyorsunuz. Böyle uğraşıyoruz işte Ethem Bey. Yani memleket için, millet için uğraşıyoruz. Tabii manevi haz almazsanız bu işler tabii, olmaz. Iş yani. Evet. Ben eski dönem Merkez Bankası Başkanımız olan Durmuş Yılmaz'ı aldım. Bloomberg TV'ye çıkarttım. Bunun desteklenmesinin elzem olduğunu, mikro düzeyde cari açığın sorunlarının böyle çözülebileceğini anlattı. Arolat Dünya Gazetesi'nin Osman Arolat. Onunla çıktık. Yani ulusal televizyonlarda da anlata nihayet bu konuda kafa yoran kardeşimiz var deyip sektör meclisi kuruldu. 62. sektör meclisi. Şimdi problemlerimiz daha kolay. Anlatıyoruz. TOBA yetkilileri çağırıyoruz, aktarıyoruz. Sektör meclislerinin sorunları orada çözülüyor. Böyle uğraşıyoruz Esen Bey. Ya başkanım, siz aynı zamanda yine Türkiye Odalar Borsal Birliği'nde Geri Dönüşüm Komitesi Başkan Vekilisiniz. Ya geri dönüşüm şehrimiz için her gün büyük bir önem kazanıyor. Çok. Ve bizim şehir olarak da payımız, yani pazar payımız artıyor. Ya geçen biz bu sene başında Uşak Milletvekilimiz Mehmet Altay'ı çıkarmıştık. O da Uşak geri dönüşüm şehir olarak marka olabilir demişti. Yani bu bir şehirci bir avantaj olabilir demişti. Doğru. İki hafta önce de işte Uşak Mimar Odası Başkanı Çağlar Samancı, Uşak geri dönüşüm şehir olabilir. Yani her manada. Yani sadece tekstil ve plastik değil. Doğru. Tamamen bir dönüşüm şehir olabilir demişti. Yani bu noktadan siz neler söylersiniz geri dönüşüm? Şimdi Uşak gerçekten bu işin merkezi haline her geçen gün geliyor. Gaziantep'te de var, İstanbul'da da var bu tür işletmeler. Fakat burada hem o demin dördüncü bölge olmaktan kaynaklanan teşvik var. Artı burada altyapısı var.
işçisi bu işi biliyor. Tabii. Makinecisi biliyor. Evet. Başka bir avantaj da biz şimdi yeni açtığımız 6,5 milyon metrekare organizeye yeşil organize adını verdirir ve şey yaptırabilirsek, tescil ettirebilirsek Sanayi Bakanlığı'na 6. bölgede Siirt'te, Bitlis'ten de teşvik veriliyorsa bize de verilecek. Hı, evet. Bu ihtisas mesleklerine tabii veriliyor. Şimdi 30 milyar dolar tekstilin bizim payımız, geri dönüşüm payı %30-35. Bütün 32 tane dünyada alım yapan tekstil firmaları bir anlaşmaya imza koydu. Ne bu anlaşma? Bu sene minimum %20 geri dönüşüm olmayan tekstil ürününü almayacağız diye. Şimdi Uşak o kadar gözde oldu ki herkes kendi yaptığı mamulün içine Uşak ipliği katarak onu sağlamaya çalışıyor. Belgeleri büyük avantaj oldu Uşak için. Çok oldu. Ben bunu 11-12 sene evvel, 15 sene evvel ilk söylediğimde bizim sanayicimiz bana kızardı. Ya bizim geri dönüşümden yaptığımızı başkan niye zikrediyorsun? Biz orijinal diye satıyoruz. Şimdi geri dönüşümden yapılan dünyada pahalı. Çünkü bunun karbon ayak izi yok, küresel ısınmaya zararı yok, susuzluğa zararı yok, faydası var bilakis. Bakın 1 kilo pamuğun 10-13 ton su demek ne demek biliyor musunuz? Yani bu kadar, bu sene bizim bir meyve bahçemiz var. Kuyumuz kuruduğu için sulayamadık. Elmalarımız küçük küçük kaldı yani. Bizim öyle de ben ortaklığı seven, ortak büyümeyi seven. Zaten bizim uşağımızın bir handikapı da o. Biz bireysel başarılarız, evet, ama kolektif başarılarız. Yani burada halk oyunları da Efe'dir. Efe oyunu da tek tek oynanır. Yani. Karadenizlilere bakın, omuz omuza oynarlar. Ben ortaklığı da getirdim. Burada bir sürü işte doğalgazda insanları bir araya getirdik. 10 kişi. 10 kişiydik, 7'ye düştük. Yani, o büyük tabii, başarı yani, bu kaç yıldır devam edebilmesi bu ortaklığın büyük başarı. Kesinlikle. İşte çimento girişimimiz engellendi falan ama inşallah o da gerçekleşecek. Birlikte olmazsanız bir yere varamıyorsunuz. Ya tabii ki. Ya biz şehir olarak bireysel başarı çok iyiyiz ama büyük yatırım, yani Uşak Doğalgazı'nın bugünkü yatırımı tahmin ediyorum 150 milyarın üstünde. Bunu bir kişinin cesaret edebilmesi mümkün mü? Herkes birbirinden cesaret alarak girdi o zaman. Yani birlikte olmazsanız büyüyemiyorsunuz. Denizliler bunu bizden iyi başarıyor. Denizliler, Antepliler, yani büyük işletmeler güçleri birleştirerek oluyor. Biz çelik kaynağını yaparken Tayyip Bey geldi Uşak'a kaynak törenine. Aferin dedi, böyle birleşerek sizi tebrik ederim dedi. Yani tekstilcilerin bir araya gelip de böyle iş yapması. Ben bütün herkese birlik, beraberlik olmanın faydasının ticarette büyük olduğunu ifade ediyorum. Avrupa'da benim kızlarım birisini Amerika'ya burs kazandı, master'a gitti, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuydu, işletme MBA yaptı. Birisi de İngiltere'de inşaat mühendisidir, o da MBA yaptı. Ortaklık diye ders var. Biz paldır küldür ortak oluruz, 6 ay sonra da mahkeme uğraşırız. Ya sorun düşünmeden bak, hani. Musevi vatandaşlar ortak olurken günlerce üstünde çalışır. İlk maddeye de anlaşamazsak nasıl ayrılacağız, tabii, onun açıklamasını yani yazarlarmış. Yani anlaşamadığımızda biz bu ortaklığı nasıl gideririz? Yani aynı evlilik gibi. Ortaklık da evliliktir. Yani birinci ana sözleşmesi anlaşamadığımızda bizim boşanma davalarımız da 3 sene sürer. Neden? Tabii ki. Nasıl boşanacağımızı yani şart ve şeklinde koymamışız. En kötü ihtimal düşünüp. Aynen. Biz yani işte Allah billah bir toplumuz. Yani heyecanı gelip kuruyoruz. Hemen yaparız. Sonra da yıllarca bunu çözmek için uğraşırız. Yani bir olalım, iri olalım, diri olalım lafı hakikaten doğru, tabii, bir laftır. Bir de Fatih Sarcıklıoğlu'nun güzel lafı vardır. Ortak olduğunuzda ortağınıza hep ortağım sen önden yürü diyeceksiniz. Yani tabii onu sen buyur ortağım. Evet, bu nezaketi, bu kibarlığı ve bu şeyi sadakati gösterince yürümeyecek hiçbir şey yok. Evet. Ya başkanım, geri dönüşümle ilgili şöyle bir eleştiri var. Ya biz geri dönüşümde işte ülkenin çöplüğü olduk.
Ya geri dönüşümün hiç atığı yok mu? Mesela bu şehri kirletiyor mu? Böyle hayır, bir eleştiri yok. Var. İşte onları da presliyoruz. Önceden mesela presliyoruz. Önceden organize de yakılırdı. Çevre Müdürlüğü Bakanlığı yasakladı onu. Herkes presliyor malını şimdi. Presleyemeyen çuvallarla presçiye götürüyor. O presçi presliyor. Çimento fabrikalarını bedava yakıt. Bugün Seydemer kömürünün kalorisi 2500 kaloridir. Bizim tekstilin içinde elyafta kimya şeyde petrol ürününde olduğu için 3000 kalori. Daha fazla. Evet. Ya bedava yakıt. Ya şu 9 TL'dir, Gediz'dir. Oralara kilenmesinde. Hayır, o bizim şimdi arıtma kuruldu. Bilmiyorum ne kadar sağlıklı. Deri kimyasalının onda etkisi var. Bizim Gediz Nehri'nde boyanesi olan firmalara devlet yeni şart şekil getiriyor. Ön arıtma yapacaklar yani. Ön arıtma yaparak bizim sadece boyanelerde kirlenme vardır ama geri dönüşümde boyaneyi de kaldırıyorsunuz. Kırmızı kırpıntı kırmızı boyalı pamuk oluyor. Yeşil kırpıntı yeşil. Bunlar tek tek ayrılır. Evet. Tonlarca mal bizde renk renk ayrılır. Orijinal mal çalışanlar boya yapar. Anlatabiliyor muyum? Boyanın kirliliğini de önlüyoruz. Onun için tabii bizim şehrimizde bu iyi anlatılmalı. Bütün şehrimizin halkı bilgilendirmeli. Ekonomimizin %40-50'si buradan zaten. Uşak'ta da işsizlik %4. Organizeye gelin. Bütün fabrikaların kapılarında yazar. İşte arkacı aranıyor, işte tarakçı aranıyor, opinentçi aranıyor. İnanın. Pandemi süreci de mesela en iyi atlatan illerden birisiyiz bu sayede. Evet. İnanın biz şimdi en az 10 kişi arıyoruz. Ha bizde toplum olarak şu var. Herkes masa başı görev arıyor. Yani. Vasıflı işçi bulmak zor hani. Evet. Masa başı görev üniversite mezunlarımız. Ben sanat okulu mezunu çocukları hemen alıyoruz biz. Çünkü eli anahtar tutuyor. Tabii. Yani kolay tek öğreniyor. Ha. Odam neresi dedi bana. Nasıl dedim ben. Yani dinlenmek için aşağıda dinlenme salonumuz var. Orada ben dedi bir odam masam yok mu dedi. Yani. Yok dedim. Sen de bize yaramazsın. Hadi güle güle dedim. Yani sen ağa ben ağa. Bu ineği kim sağa misali yani. Teknik kadroda büyük sıkıntı var. Düz işçi de bile yok ya. Düz işçi yok yani. Mesela biz arıyoruz. 3 tane düz adam arıyoruz. Biz öğreteceğiz. Gönder tanıdığın varsa eğer. Ya bir yandan da bir insan iş arıyor. Yok iş bulamadık yani hani. Yani şimdi bak beyaz yakalılarda sorun var. Gerçekten üniversite mezunu olmuş. O da devletten iş bekliyor falan. Onlar da olabilir. Ama orada da sahaya girmeye razı olan insana her zaman iş var yani. Her tabii zaman ki iş var. Yani. Ya başka bir yani sizin de fabrikanız işte organize sanayi bölgesinde. Ya bu bağlamda yani ya bazı sanayicilerin organize yönetimle ilgili şikayetler oluyor. Sizin bu konuda neler söylersiniz? Bu bağlamda organize sanayi yönetimi ve ticaret odası yönetimle ilgili beklentiniz neler? Yani sanayici memnun mu bu yönetimlerden? Yani neticede seçimle gidilen yer memnun olmazsa bir dahaki seçimi kaybeder. biz tabii arkadaşlarımızın yanlış uygulamalarını görürsek ziyaret ediyoruz. Belki biz yaşça da artık kıdemli yaşa geldik. Onun için bir problem olduğunda gidiyoruz, çözmeye çalışıyorlar. Onlar da iyi niyetle. Oralarda hiçbirisi maaş almıyor, hiçbirisi bir şey. Tamamen hizmet için. Ama o kartı cebine koymak için seçilenler ve çalışmayanlar eleniyor zaten. Bir dönem seçilir, ikinci dönem gider. Ticaret odasında da Selim Başkan'ın top yönetiminde olması büyük avantaj. Türkiye Uşak tarihinde ilk defa 21 yöneticinin içine girebilen bir kardeşimiz var. Onun için gurur duymak lazım. Ha gençtir, pişer. Daha da iyi olur. Ben öyle haksızlık yapılmasını istemem arkadaşlar da özveriyle çalışıyor. Yok mudur yanlışları? Vardır ama bunu da bu konuda yanlışsınız. Mesela ben geçmiş dönemlerde asfalt döktüler organizenin içine. Evet asfalt güzel pırıl pırıl ama sizin 80 tonluk
beton arabalarınız geziyor. Asfaltın istihap haddi çok daha az. 40 ton. Çöküyor. Yol 6 ay sonra patlıyor. Buraya arkadaşlar paket taş yapalım dedim. Çöktüğü zaman kazıyorsun, altını kumluyorsun. Epey itiraz ettiler. Ben de ödemedim yol parasını. Bana düşen yol parasını ödemedim. Sonunda dediğime geldiler. Başkan sen haklıymışsın dediler. Yani bazen tabii olur böyle tür aksaklıklar. Onu da artık bu dediğim 10 sene evvel, 15 sene. Şimdi dinliyorlar. Biz biraz da tabii teknik elemanız. Fen kaidelerini, fen kurallarını biliriz. Yine bir yanlışları vardı 15 sene önceki. Pardon. 15 sene önceki yönetimin elektrik hattı değiştiriyorlar. Fen kaidelerine göre 0-3 kum. Niye? Kablonun etrafında soğutsun diye. Bunlar kula mıcırıyla destekledi. Yanlış yapıyorsunuz dedim. Şimdi o kablolar sökülüyor. Şey hamur gibi olmuş. Asidiktir kula mıcırı ve ısıyı korur. Sen kablo ısındığı için %2-3 enerji kaybı yaşattırıyorsun. Ayda 10 milyon liralık elektrik tüketiyorsa, 10 milyar liralık organizedekiler, 30 bin lira, her ay 30 bin lira kayıp. Bunun gibi ama ikaz ettiğimizde arkadaşlar ikazları dinliyorlar. Yani. Ya başkanım siz aynı zamanda UDAŞ Yönetim Kurulu başkanısınız. Ya geçen sene malum doğalgaz patlaması oldu. İşte belediyenin kepçesi bir yanlış bir kazma sonucu patlama oldu. Ya tahmin edin ama sonra sizin şirkete şöyle bir eleştiri geldi. Yani şehirdeki doğalgaz tesisatları eski, şehri kaldırmıyor. Bunun yenilenmesi gerekir gibi eleştiriler. Hatta bazı yerlerde kör tapalar varmış. Oradan gaz sızması falan olduğu söylendi. Nedir? Bak sizinle? Ben anlatayım. Bravo, çok güzel sorular soruyorsun. Ama konusuna vakıf olmayan adamlar burada şaşırır. Ben konuya vakıfım. O patlamanın olduğunda ben başkan yardımcısıydım. Ve başkanımız şehir dışındaydı. Bana 5 dakika sonra patlama var diye bilgi geldi. 6. dakikada valiliğe, belediye, emniyete, bütün şeye, ilk yardım, ambulansa, hepsine haber veren benim. Çünkü patlayan boru ana boru. Uşağı besleyen 10 inçlik, üstünde 16 atmosfer basınç olan bir boru. Ya bu kadar yani korumasız mı bu? Yani hayır. Şimdi bilakis 50 metre geride, 50 metre ileride doğalgaz ana boru hattı var diye levha var. Onu geçin. Bizim yarım metre önceden uyarı şeritlerimiz var. Tamam mı? Uyarı şeridi. Naylon, dikkat doğalgaz diye. Şimdi kazı yapan arkadaş, operatör. Yani operatörlerin çıraklarına ne deniyordu? Ona vermiş iş öğrensin diye. O çocuk da taşa geldim diye ha vurmuş ha vurmuş. Bunların videoları var yani. Videoları var elimizde. Allah'tan orada kıvılcım çıkarttırıp da orası patlamamış. Orası patlasa bölge bölge Güney Kore'de bu patlama şehrin dörtte biri uçmuş havaya. Çok büyük çok ciddi bir iş yani. Evet. Allah korudu ha. Çok mu kolay atlattık? Hayır. Bu olay olduktan sonra hemen bir saat, iki saatte körlendi. Bütün şeyler kapandı. Soğuk bir kış günü olduğu için baskı geldi. İşte üşüyoruz, uçuyoruz. Burada koca şehrin doğalgaz, burada 1000 kilometrenin üstünde boru var uçakta. Bunun içinde gaz var. Bu zaten bir saatte tahliye edildi. Bir, iki saat. Hı. Önce hiçbir işlem yapılamadı. Gaz, bende videosu var. Uçak kalkar gibi sesle çıkıyor şey. Bunları da veririm size. Uçak kalkışı gibi basınçla. Yani ondan sonra gaz tahliye edildikten sonra tekrar kaynatıldı boru, düzeltildi. Bunun bir hafta içerisinde sektör sektör açılması lazım. Anlatabiliyor muyum? Bu hızlandırılınca, iki günde açtırılınca tabii yani siyasi baskı demeyelim, insanlar üşüdüğü için rahatsız oldu. Burada bir de teknik olarak anlarsınız. Bütün evlerin
bu gaz borusu geliyor. Kapısında servis kutusu var. Evet. Servis kutularının ağzında top var. Yani o top neye yarıyor? Yüksek basınç. O yani. Araba geldi, servis kutusuna çarptı. Evet. Boru koptu. Oradan gaz fışkırır. Fışkırmasın diye o kopunca top orayı kapatıyor. Şimdi siz gazı boşalttınız. Top geri düştü. Bakın. Evet. Geri düşen top tekrar gazı verdiğinizde yerine tam oturmazsa ne olur? Gaz kaçağı olur. O kadar ki burada belediyemiz de hatasını kabul ediyor. Ev yapacak adam servis kutusu var orada, yıkmış, haber vermemiş gaz şirketine. O top orayı kapatmış. O top kapatmış, sorun yok. Gazın, borunun içindeki gazı boşaltınca top geri düşmüş. Oraya yeniden ev yapılmış, yeni servis kutusu konmuş. Böyle 400-500 tane yer vardı. Belediye şimdi artık biz bunu daha önceden söylemiş olmamıza rağmen evini yıkacak, evini tamir edecek adam gelecek evvela UDAŞ'tan burada gazla ilgili bir şey var mı bizden yazı alacak. Yani bizim elemanlarımız gidecek. Kontrol yapıp. Evet, yani şimdi ben belediyeyi de, o da bizim belediyemiz, o da bizim yani arkadaşımız, dostumuz, onları suçlamak için falan söylemiyorum. Bu Türkiye'de böyle büyük bir gaz patlaması ilk defa. Her hafta belediye ara sokaklarda küçük boruları patlatır. Tak mahalle sektörünü kapatırsın. Tamam mı? Kolayca çözülür. Yani. Kolayca çözülür. Ha, şimdi artık onu bile kurallara bağlı. Yoğurttan ağzımız yandı. Tabii. Sonra insanlar çok geç müdahale edildi. Ya şimdi şehirde bütün şehir gazsız kalıyor. Bizim acil merkezimizde 7 tane hat var. Şimdi 20 bin telefon gelmiş anında. Nasıl çözülür? Kilitleniyor tabii şey. Şimdi buradan çıkarılacak dersle EPDK da ders aldı. Yani sonra elemanınız azdı. Olur mu? 20 tane şehirden destek geldi buraya. Yani bugün Afyon'da bir problem olsa biz oraya ekip veririz. Denizli'ye veririz. Onlar da bize geldiler. Bu kadar hızlı sorun atlatılmadı. Ama bir tane vatandaşımız öldü. Yurt dışı kökenli. Çatıdaki dairesine kaçak sucuya gaz çektirmiş. Yani borunun statüsü su borusu. Bizden hali. Biz çünkü iskanı olmayan yerlere gaz vermiyoruz. Tabii ki. Ondan sonra da duşa girmiş. Kombide banyodaymış. O patlıyor. O vefat etti. Üzücü. Üzülmedik mi? Ama yani hepsini bir bir göreceksiniz. İleride bunlar zaten hukuka döküldü, düştü. Bunların tutanakları yapıldı. Evin bu kombinin çıkış yerindeki hava alacak yerini bile tapayla kapatmışlar. O bile yerde duruyordu. Fotoğraflar var yani. Anlatabiliyor muyum? O derece. O derece. Yani, onun için ben bu konuda kimseyi suçlamam. Fakat şey orada, hukuk orada. Hepsi ortaya çıkacak. Biz mağdur olan insanlara da anında 600 bin lira. Yani adamın camları kırılmış. Adamın arabası zarar görmüş. Adamın evi zarar görmüş. 600 bin TL'yi hemen ödedik. İki tane ödeyemediğimiz hasar var. Birisi can kaybı. Onu da ödeyecektik. Yani insanlar mağdur olmasın. Sonra suçlusu kimse bunun onu rücu ederiz biz. Bunun yolu budur. Onlar da Almanya emeklisiydi. Babamız 80 yaşına kadar yaşardı. 57'den çıkarıyorlar, çarpıyorlar 2000 kusur euroyla. Bizden 250 bin euro para istediler. Ya şimdi canın bedeli yok da böyle de bir hesap olmaz yani. Sonra bir arkadaşın evinde 60 bin liralık hasar var. 400 bin lira istiyor. Manen diyor ben. Manen şey oldu. Ya hadi 30 bin lira da manevi iste. Yani. 400 bin lira isteyince o da mahkemeye gitti. Kesinlikle çok ucuz atlatılmış. Sebebi biz olmadığımız bir kaza. Yani bu konuda saatlerce ya konuşabilirim. Ya mesela ben psikopat bir insanım. Elime bir kepçe alayım. Patlatabilir miyim bu orayı? Bu kadar. Patlatabilirsiniz. Ama bunu önlem alamıyor mu? Hani bir... Nasıl? Ben kazı yapacak. Herkes bizi çağırması lazım. Hayır. Ya koruması diyorum. Koruma noktasında. Ya ben psikopatım. Ya kafam bozuk. Yok. 13 borudaki et kalınlığı bir yarım santim.
Yani sen o kadar o kepçeyle vurursan 11 vuruş var ya. 35 tonluk kepçeyle 11 vuruş var yani. Açılan da kuş gazı göder delik. Oradan nasıl ses ve bası çıkarttırıyor biliyor musun? Yani kasıt varsa tabii adam gidiyor kundaklıyor bir yeri. Adam gidiyor bombalıyor. Onu ne yapacaksın? Yani önlem anlamıyorum ya. Yani. Hayır demek. Yok. Yani oralarda bütün doğalgaz hattı vardır. Levhaları var. 50-100 metrede bir ayrıca ikaz şeritleri var. Sonra yer altında kim ne kazı yapıyorsa şehir içinde bize haber verecek. Tabii. Bizde Ezbil projeleri var. Nereden ne geçtiği tabii, belli. Yani. Ya santim, bizim santim, ekibimiz, biz bunu para almıyoruz ki. Gidiyor bizim elemanımız. Burada boru var mı? Hayır, burada boru yok. Kazabilirsin. Hayır, boru var. Burada servis kutusu var. Burada şu var, bu var. Mesela ev yıkacaksa bizi onu servis kutusunu geriden körlememiz lazım. Yani. Haberin olmamış ki senin orada ya yıkılmış, bir daha ev yapılmış. Tekrar servis kutusu çekilmiş. Anlatabiliyor muyum? Öyle de bir avantaj olmuş oluyor. Bu, yani avantaj bu sebetin, olmuyor. Yani şöyle diyorum yani bundan sonrası için bir avantaj gibi oluyor. Hayır belediye şimdi artık bizden yazıyı görmeye ne bina yıktırıyor ne bina yaptırıyor. Yani tek kazanımımız diyorum yani bu bundan sonra. Ha sonrasında... tabii canım. Böyle bir yani bir bin nasihattan bin usubet iyidir. Ha ölen olmasaydı çok daha iyiydi. Maddi zararlar karşılanır. Fakat manevi zarar var burada. Bir ölüm var. Neticede bir vatandaşımız biz bundan üzüntü duyduk tabii yani. Ya başkanım siz de biz de işte A sınıfı iş güvenliği uzmanıyız. Hatta sizi bir mahkeme vererek bizim A sınıfı iş güvenliği uzmanımıza da sebep olan benim. Ben biraz hiç takip oldu. Ederim. Evet. Şimdi o sınavı sana anlattım. Uşak halkı da dinlesin. Sınava girdik. Biz mühendis olduğumuz için işte o günde 30-20 seneklik mühendisler mi dedi devlet? 15 mi 3000 dedi? 3000 sigorta günü olanlara. Ha 15 yılı civarında 10 yılı geçmiş mühendisler. Biz de girdik sınava. Önce C belgesini aldık. Zaten iş hayatının içindeyiz. Birinci sınava çalışmadık bile. Normal, kolay sorular. A belgesi sınav için bir hak daha verdi. Evet. Hatta ben birincisini kaçırmışım. Benim asistanım. Aynı ben de işte. Benim asistanım. Gibi. O üniversiteden alacak belgeyi almamış. Sınava gittik. Belgemiz yok. İkinci sınava girdik. Ama ciddi çalışmıştım birinci sınava. Gittik. İkinci sınava çalışmadım artık ama geçmişte çalıştığımla herhalde olur dedim. Yaptık. Sınavdan çıktık. Hanımefendi de var. Hanımım var yanımda. Hatta gitmeyecektim de. Ben de o İzmir'i gezmeye gitmek için beni sınava götürdü. Evet. Ne oldu dedi. Valla bir soruyla ya bir soruyla geçerim ya bir soruyla kalırım. Sınav sırasında bir kağıda soruları ne cevapladıysam yazdım. Değil mi? Yazdım onu cebime koydum şıkları. Erken bitirdim ben. Sonra sınav oldu. Bitti. Sonuç geldi. Biz kazanamamışız. Doğrusu ne soruların? Sorular ne? Doğrusu ne? Yok. Bir madde, mahkeme, itiraz, sorular verilmeli. Onların cevapları doğru mu? Açık ben mı? Bunu tespit etmeliyim. İki, üç maddede itiraz ettim. İkincisi de yani anayasal hakka aykırıdır. Böyle sonucu sorusu belli olmayan sınav. Meğerse onlar da her sınavda aynı sorular soruluyormuş. Soru sızmasın diye vermiyorlarmış. Tabii davayı kazandık. Benim 69 olan puan 8 soru yanlışmış. Of. 77 geldi. Ben 67'ydi benim. Hatta o dönemin belediye başkanı Mesut Bey dedi ki abi aklı evvelin biri dedi dava açmış dedi. Lan o aklı evvel benim dedim. Vallahi biz de kazandık abi benim 66 mı neydi dedi. Yani ben o sınavları, o belgeleri neden aldım? Vesileyle çalıştık. Biz de inşaat mühendisiyiz. A sınıfı belge gerekir. Fabrikacıyız. C sınıfı belge. Yani en azından ben kendi tedbirimi kendi şeyimi de yapmıyorum ha. Hastaneninkini yapıyordum bir ara. Onu da anlattım size. Evet. İstanbul'da bir hastane patladı. 9 kişi öldü. Azottan ya da oksijenden.
bırakıyorum ben dedim ya bu yaştan sonra. Ben sizin her gün gelip tüplerinizi mi kontrol ediyorum veya tüplerinizin bir şey var mı? Onu da yapmıyorum ama en azından bilgi sahibiyim. Nereden ne şey gelebilir yani, az çok biliyorum. Tabii tecrübe yani. Oluştu. Evet, evet. Ya biz de bizim Uşak İhsal Güvenliği Derneğimiz var. Ben başkanıyım. İki sene önce, ben de üyeydim. Niye ben üye edelim. İki sene önce ben Uşak Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi'nde bir hutbe hazırlattım. Orada hocamıza. Bunu Diyanet İşleri Başkanlığı'na sunduk. Görüşmelerden yaptık. 28 Nisan Dünya İş Güvenliği Günü'ne gelen Cuma'da tüm Türkiye'de bir hutbe olarak okundu. Bizim bir derneğimi bu başarısızdır. Süper. Öyle mi? Süper. İki sene önce. Ya sizce yani, Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğine verilen önem ne kadar? Veya özellikle organ sanayi bölgesinde. Şimdi bu bile bir başarıdır. Hı. Bu aslında Avrupa Birliği'nin standartlarından. Hı. Biz mecburiyetten girdik ama iyi oldu. İyi bir şey. Ha, aksak tarafı var mıdır? Rahmetli Özal kervan yolda dizilir derdi. Kusurlar yavaş yavaş giderilecektir. Hiç olmamaktan olması iyidir diye düşünüyorum. Ya başkanım yine bizim klasik bir sorumuz var. Tüm misafirimize soruyoruz. Ya sizce ya şehirde ters giden bir şeyler var mı? Varsa da sizin çözüm öneriniz nedir? Tabii her şey dört dörtlük mükemmel değil. Yani bizim de onun sebebi küçük bir şehiriz. Üç tane vekilimiz var. İkisi iktidar, birisi muhalefet. Büyük şehirlerde her dönem yani altı ve üzeri milletvekili olanlarda her dönem olmasa bir dönem arayla bakan çıkarır. Evet. Bizim en son rahmetli Tobaş Bakanlığı vardı. Ondan önce yine Tahta Kılıç Bakanımız vardı. Orhan Dengiz. Siyasi gücümüzün çok olmayışından. Dolayısıyla biz girişimci bir iliz. Devlet yatırımı buraya çok yoktur. Zaten olmamasında bir yönden faydası var. Tembel olur devlet yatırımı olan yerler. Ya, tabii ki. Belediyemizin imkanları dar, borçlu devraldı. Bir sürü rivayet var. Ben rivayete bakmam. Ben gözümle görmediğim işe inanmam. Borçlu devraldığı için çok fazla kıpırdayamıyor başkan. 700-750 milyon. 1 milyar hatta geçmiş. Yani milyon borçtan bahsediliyor. Şehrimiz daha iyi şeyleri hak etmiyor mu? Hak ediyor. Fakat herkes kapısının önünü süpürürse şehir temiz olur. Yani eleştirmekten öte kim hangi platformdaysa mücadele etmesini ben her zaman yeğ bulurum. Oturur siyasetçiden şikayet ederiz. Sen hangi partide bir görev aldın da? Hangi partide ne olursan ol bak. Yani sivil toplum örgütünde yani. Ya da sivil toplum örgütünde. Sen nerede çalıştın? Nerede emek verdin? Hı. Bir partiye girip de inandığın doğruları söyleme cesareti de bulundun mu? Ama kahveye oturduk mu? Ya da masaya oturduk mu? Mangalda kül bırakmayız. Bize de mesela köşe yazıyoruz veya program yapıyoruz. Vatandaş bir şey söylüyor ama benden duyduğunu söyleme. Yani yani işte, böyle bir cesaret yok ama eleştiri geldiği zaman normal ikili sohbetlerde böyle. Bilinçli toplum ne demek? Yavaş yavaş oluşacak. Yani söylenme yap denir yani. Biz söylenmekte kalıyoruz. Evet. Onun için herkes sivil toplum örgütlerinde örgütlenirse derdini ve tasasını iyi anlatırsa çözüm çabuk bulur. Ya tabii yani Ankara'ya genel idareye kesinlikle aktarabilirsek. Tabii. Şimdi biz yıllarca Uşak'ta geri dönüşüm geri dönüşüm dedik. Fakat Ankara'ya gidince direkt birinci elden genel müdürlerle daire başkanlarıyla oturuyorsun. Yani bunlar zamanla oluyor. Mücadele vere vere oluyor. Kimse oturan adama bir şey vermiyor. Aslında biz fiili bir büyük şehiriz. Yani hani hizmet verdiğimiz nüfusu düşündüğümüz zaman aslında biz 700-750 bin nüfusa hizmet veriyoruz. Evet. Fiili bir şeyiz ama işte bunun imkanlarını daha fazla kullanmamız lazım değil mi şehir olarak? Kesinlikle. Ağlamayana meme yok. daha çok isteyeceğiz, daha çok mücadele edeceğiz. Siyasilerimizi daha çok sıkıştıracağız. Zaman içerisinde zaman her şeyin ilacıdır diyelim. Bu arada sizi tebrik ederim. Yani yıllardır sizi medyadan tanırım. Bir ara çekilmiştiniz. Ben üzüldüydüm. Bir hemşehri, bir köylü olarak. Tekrar medyaya girmiş olmanıza
sevindim 10 gün evvel falan program yapalım dediniz. Hay hay dedim. Şimdi bak ben akşama kadar yani o bizde bir sürü yönetim kurulu var. UDAŞ'ın başkanlığı var, Öztan İplik var, efendim TOB'un var, işverenler sendikası var, kendi işiniz var. Kafanız dolu oluyor ama ben uşağımızı bilgilendirmek, sizin merak ettiğiniz soruları cevaplamak için bir saattir, 1,5 saattir aşağıda program öncesi dahil konuşuyoruz. Bak neden? İnsan beyni en çok tartışırken ve konuşurken çalışır. Ya, tabii ki. Konuşuyoruz. Buradan Uşak halkı dinleyenler, okuyanlar ki 1000 kişinin dinlediğine de çok sevindim. Ben yazdığım köşe yazılarının tıklaması da 16-20 bini buluyor. Çok hoşuma gidiyor. 1000 bile az bir rakam değil. Mücadeleye devam edin. Tabii. Dertleri paylaşın. Ve hep siyaset üstü sorular sordunuz. Açık seçik. Ben de aklımın erdiğince cevap verdim. Biz memleket sevdalısı bir kardeşiniz. Zaman zaman siyaset yaptık ama şimdi siyasetle benim de çok işim yok. Bazen kandırıyorlar, bizi aday ediyorlar. Ondan sonra böyle şey de vardır bizim. Şey yaparlar, özendirirler, sonra arkası gelmez falan. Kalmayacağım bundan sonra inşallah. İnşallah. Ya başka benim sorum gelmez de bunlardı. Yani sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı son olarak? Yok, teşekkür ederim. Yani oldukça geniş yelpazeli soru oldu. Şehrimizin hak ettiği yerde değil şehrimiz. Hakikaten biz çok alacaklıyız geçmişten. Onun için bütün siyasetçileri, sivil toplum örgütleri, aklı eren herkesin el ele Uşak adına koşturması, çalışması lazım diye düşünüyorum. Şehrimiz çok kötü değil ama devletten hak ettiği de payı almış değil. Başkanım teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bu saatte kadar bekleyen, çalışan kamera arkasındaki değerli arkadaşlarımıza ve size çok teşekkür ederim. İbrahim Ethem kardeşim, başarılarınızın devamını temenni ederim. Teşekkür ederiz. Bugün de şehir konuşmalarının sonuna geldik. Misafirimiz Arif Öztan'dı. Keyifli bir sohbet oldu. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kanal